Neler oluyor? Muhtan Bey. Bu çok etkileyici. İnsanı böyle göklerde uçuran, dağların üzerinde gezdiren, yüreğine işleyen bu çıkarmanız, çıkarma sözü eser yerine kullanılıyor biliyorsunuz. Türkçemizde. Yani çok görkemli bir iş oldu. Biraz anlatır mısınız önce bize bir bu işi bir iyice anlatın. Ne diyorsunuz efendim? Evet. Tabii bizim başta söylediğim gibi Divan-ı Lügat-ı Türk'te yıldız kelimesinin karşılığı gelinen yer diyor. Gelinen yer. Gelinen yer. Türklerin yıldızdan geldiğine ben inanıyorum. Yani evet. Göktürkler, Köktürkler. Gerçi onların siz daha iyi bilirsiniz efendim. Birçok açılımı versiyonu var. Gök kelimesi yok aslında, kök vesaire, bunları daha önce defaatle anlattık ama konu itibariyle yıldız dediğimiz zaman Türk sözlüklerinde Divan-ı Lügat-ı Türk başta olmak üzere gelinen yer. Türklerin gerçekten gökten göklü bir ırk olduğu, soy olduğuna inanıyorum ve dünyada aslında biz Türkler şu andaki yeryüzünde arzda hasret çekiyoruz ana vatanımıza, göklere. Biz aslında uzaya hakim olmamız gerekir, evrene hakim olmamız gerekir. Fakat maalesef ki yerde birazcık sürünüyor kelimesini kullanmayayım ama meşgul ediliyoruz. Dolayısıyla da asıl sevgililerimiz, asıl sırlarımız ayda, yıldızda, belki güneşte, evrende ve bizi ruhumuzda bir temas kurduklarına inanıyorum atalarımızda, oradakilerle. Yani belki bugün bilim ipuçlarını verse de bu işin, ileride inanıyorum ki çıkacaktır bunlar. Bir şekilde ruhsal bir frekans kuruyorlar ve ben o frekansla asıl ana vatanımız, ata yurtlarımız olan gökler, ki Gazi Paşa da öyle diyor, istikbal göklerdedir diye. Birçok ayet-i kerimede de kafanızı göğe kaldırıp bakmaz mısınız? Hep göğe bir yönlendirme var. Bizim Türk sembollerinde de bayraklarımızda kullanmış olduğumuz bütün nişane ve işaretlerimizde, ongunlarımızda aslında gökle alakalı tabirler, yıldızlar, güneş, ay, hilal vesaire. Siz daha önce arz etmiştiniz efendim. Bu 16 Türk Devleti meselesindeki bir bayrak, kertenkele gibi bir komik bir figüratif bir şey yapmışlardı. Dolayısıyla da o hasretin efendim bir bağ. Bu duygularla aslında ben bunu bir orkestraya yazmıştım daha önce. Çok sesli bir koronun seslendireceği, işte viyolalarla, violonseller vesaire, oboalar, vurgulu, telli birçok enstrümanla beraber bir kitabımdaki şiirim ve bestem Timur Selçuk Beyefendi var, meşhur üstad. Münir Nurettin Selçuk'un oğlu. Onun öğrencileri tarafından bir konserde adım zikredilerek anıldı. 16 Yıldız'da yayınlarız. Biz pek reklam yapmıyoruz. Siz kızıyorsunuz bizlere ama. Dolayısıyla da bu eserde ya, böyle bir eserde tamamen Türklük duygularıyla efendim yazmış olduğum bir beste. Teveccühünüze, tenezzülünüze teşekkür ederim başbuğ. Bunu sözlerinde siz yazdınız. Evet efendim. Evet. Ezgisini de siz yaptınız. Evet, bestesini de siz yaptınız. Evet efendim. Ben sizi dinlerken bir opera dinliyormuş duygusuna kapıldım. Yani bu farklı bir şeydi. Daha önceki eserleriniz de çok önemli ve çok değerli. Ama sanki bir operanın parçası gibi geldi bana. Öyleyse bu tamamlanmalı. Emredersiniz efendim. Estağfurullah. Yani buradan başlayarak siz bir opera yazmalısınız. Emredersiniz efendim. Evet. Yani zaten başlamışsınız. Bunun devamı gelir. Ne güzel opera olur. Benim opera sevgimi birçokları yadırgamıştır. Hatta bir hocamız, ya opera bizim mi falan dedi bana bir gün. Milliyetçi geçinen, bilinen, hatta Türkçü bilinen falan bir profesör. Bir yerde sohbet ediyoruz. Yani Kültür Bakanlığı döneminde operaya çok ağırlık verdim. Bütün sanatlara hizmet etmeye çalıştık ama opera benim için bambaşkadır. Dedi ki opera bizim mi? Bizim tabii dedim, yani opera da bizim, hepsi bizim. Yani bizim mi diye başlarsak
Yani bu şu anda bizi çeken makineler de bizim değil. Televizyon da bizim değil, adı bile Türkçe değil. Sinema da bizim değil. Roman da bizim değil. Ne kalır bizim? Bizim opera bizimdir. Evet. Yani söz gelimi Üzeyir Hacıbeyli'nin o görkemli operaları, Leyli Mecnun, Şark'ın ilk operası. Hatta Asya'nın ilk operası Azerbaycan'da yarandı, ezgilendi Üzeyir Hacıbeyli. Köroğlu operası, Arşın Malalan, yani Arşın Malalan operet. Türkiye'ye geldiği zaman kapalı gişe gösterime girer. Yıllarca. O kadar güzel ve etkilidir. Dolayısıyla sizin artık bu alana girmenizin bir belirtisi olarak gördüm ben onu. Çok etkilendim. Daha önce dinlememiştim ben bunu. Bilmiyorum, izleyicilerimiz de. Hayır efendim, ilk defa icra ettim burada. Kalperenler izlemiş miydi, dinlemiş miydi? Sizin için de yeni. Evet, size muştular olsun. Ki böyle bir ağabeyiniz var. Estağfurullah. Bir yol göstericiniz var. Değerli izleyiciler, böyle başladık. Bugün yayınımıza böyle başladık. Gönül mimarlarımızdan çağdaş gönül mimarımız Oktan Keleş Bey'den böyle bir dinletiyle başladık. Ne güzel oldu. Bunu sonunda bir daha söyler miyiz? Emredersiniz başkanım. Bitirirken de bununla bitirelim. Onun için bir yere ayrılmayın yani. Sonra sonunu kaçırırsınız bu yayının. Öyle gideyim su içeyim falan gibi şeyler yapmayın. Yani bir elma mı yiyeyim falan diye öyle bir şey yok. Oturup bunu sonuna kadar izlemezseniz kaçırırsınız. Oktan Keleş Bey'i tanıyorsunuz. Selam var bu arada size Seydişehir'den. Seydişehir'den selam var. Dün oradaydık. Biraz sesim de yoruldu galiba. Çok uzun koşturuyorsunuz efendim. Ve... Geçen gün Kayseri'deydiniz. Evet. Ben Ankara'daydım. Siz de Kayseri'ye gitmiştiniz. Evet efendim. Evet. Kayseri, Nevşehir, Kırşehir. Böyle dolaşıyoruz ama işte o Nevşehir, Kırşehir bölgesinde pirimiz Hacı Bektaşi Veli'nin dergahına girdiğimiz zaman oradan aldığımız enerji bize bir yıl yeter diye düşünüyorum. Oktan Keleş Bey'i tanıyorsunuz. Tanımayanlar için yine söyleyelim. Şairdir. Bestecidir. Ezgici. Çalıp çığırandır. Söyleyendir. Ve iyi şiirler yazar. İyi besteler yapar ve iyi söyler. Etkili söyler böyle. Yüreklere akar onun sözleri ve ezgileri. Romanları vardır ama onlara roman demek doğru mudur bilmem. Bir tür romandır. İbn Sina'nın da böyle romanları var. Biliyorsunuz. Tasavvufi romanlar. Yani hatta Robinson Crusoe diye bir roman vardı. Aslında o romanın İbn Sina'nın bir romanından, Hay Bir Yeksan adlı romanından alındığı söylenir. Evet. Yani siz aslında o geleneği sürdürüyorsunuz. Yani İbn Sina geleneğini. Bunlar roman değil. Yani Oktan Bey'in romanları roman görüntüsünde başka bir şey. Geçmişi, günü ve geleceği anlatan eserler onlar. Ben adlarını saymayayım. Siz bir kitapçıya gittiğiniz zaman Oktan Keleş Bey'in Deruni Devleti'ni isteyin. Başka kitabı var mı deyin. Evet. Başka kitaplarını da alıp okumak gerekir. Son kitabı Kulbak Bilge. Bilge. O resimli roman. Onda çok sırlar var. Onda Ötüken tasavvufu var. Onda tinlik sırlar, gizemler var. Onu dikkatli okumak gerekir. Onda bazı işaretler var ki
bazı uyarılar var ki onlardan Türkiye yönetenler ve yönlendirenler yararlanmalı. Evet, Oktan Keleş Bey birçok çalışmasıyla birlikte bir de kalberenler dediğimiz seçkin ve seçilmiş herkesin giremediği bir derneğin aynı zamanda tinlik yolbaşçısı. Tinlik yolbaşçı. Bu da nereden çıktı? Bu da öz Türkçe bir söz. Ruhani manevi önderi. Bu arada Mahmut İshakoğlu niye orada oturdu bilmiyorum. Dinlenme halinde mi? Evet efendim. Peki, sağlığı iyi mi? Siz soruyorlar çünkü. Siz olmayınca soruyorlar niye çıkmadı diye gittiğim yerlerde. Seydişehir'den size çok selam var. Aleyküm selam efendim. Bazen soruyorlar ama şurada ne demek istedi, burada ne demek istedi falan. Kitaplarını okursanız orada ne demek istediğini anlarsınız diyorum. Ve bizim değerli genç ve yetenekli kardeşimiz Ozan Aydın ve önünde gitar mı? Ona Türkler ne derlerdi acaba o gitar? Efendim aslında bütün bu telli aletlerin, enstrümanların atası bizim kopuz. Kopuz. Hiç şüphesiz. Zaten bunu bilimde kabul ediyor. Aslında gitarın İspanyol, İtalyan, Latin meselesi söylense de erenlerin bazıları Bektaşi geleneğinden gelen bir yıllar önce bir zattan dinlemiştim. Gitar demişti, sazla kopuzun gayrimeşru çocuğudur diye böyle bir latife yani, yapmıştı. Gayrimeşru yani resmi ve aleni nikah olmamış anlamına. Gibi efendim. Tabii yani yoksa bir yanlış bir şey yoktur. Eyvallah. Bir de gitar. Şimdi aklıma geldi. Dutar. Dutar. Gitar. Star. Tar. Evet, tar. Evet. Yani İspanyollarda gitar mı diyorlar evet, buna? Efendim. Demek ki aldıkları yer belli oluyor öyle olunca. Ondan ne dinleyeceğiz bilmiyorum. Ya da işte bizim orkestramız da gitarıyla birlikte Ozan Aydın Bey gitar, Yener Dursun Bey yönetici, hep ona yönetici çalgıyı veriyorsunuz, zili veriyorsunuz. Kalperenlerin başkanı olduğu için mi öyle yapıyorsunuz bilmiyorum yani. Efendim musiki de torpil geçmiyor. Ehillik gerekiyor. Evet, artık itiraz etmiyor, alıştı. Seydişehir'de bu arada bir arkadaş geldi. Size bir sorun var dedi. Oktan Keleş Bey niye size başbuğ diyor dedi. Ne demek başbuğ dedi. Dedim ki deme diyorum diyor. Deme diyorum diyor. Ama sonunda galiba alıştım, hoşuma gitmeye başladı. Evet. Yani o başbuğ. Buğların başı buğ. Buğ diye bir kelime vardı Türkçe'de. Buğ. Bence o mu ve me değişmesinden kaynaklanan mu uygarlığı. Yani James Churchward inceleme yaparken Türklerin liderlerine Mu dediklerini görünce oldu Mu adası, Mu uygarlığı falan. Aslında Türkçe'de biliyorsunuz B, M değişmesi vardır. Yani ben, men. Yani bu böyle kurallı ses değişmelerinden biridir. Dolayısıyla bu eski kadim Türkçe'de bu önder demekti. Bu. Bugün ben bir Kazak'tan, bir bizim rektörden bir ara duydum. Bizim buğular falan dedi. Ama başka da duymadım. Yani büyükler. Baş buğu olunca büyüklerin büyüğü. Yani büyüklerin başı anlamına geliyor. Bizim değişmez baş buğumuz Mustafa Kemal Atatürk. Ve Orkun Akar, ne güzel isim ya. Orkun Akar. Orkun aktıkça da
Türk alemi yaşar. O Orkun'daki Mengü taşlardaki Mengü yazılar ya da Bengi taşlardaki Bengi yazılar bize Türklüğün tarihin derinliklerinden gelen bilincini gelecek nesillere aktarmak için en önemli ilham kaynağı olmaya devam eder. Dolayısıyla Orkun Akar, Orkun Akar. Yani çok insan, az insanın soyadı ve adı böyle birbirine denk gelebilir. Vardır bunda da bir hikmet, bilemeyiz neden böyle oldu. Ve kalperenler. Evet. Kalperenler. Kalperenler, bize içten seslenenler, yürekten seslenenler. Sizi selamlıyoruz. Türklüğün geleceğinin büyüklüğünü siz kuracaksınız. Kendinizi gelecekte büyük görevlere hazırlayın. Evet. Gelecek ne getirecek? Birileri bir şeyler pişiriyor, kaynatıyor ama bakalım kime kısmet. Eyvallah. Evet, yani kendileri için yaparlar ama bakarsın ki başka şeyler olmuş. Çok mu kapalı konuşuyorum? Ya bakıyorum hepiniz gülüyorsunuz ve ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Evet değerli dostlar, bir ara verelim, sonra devam edelim. Evet, kalberenlerden soru alalım. Emrederiz efendim. Buyurunuz. Müsaadenizle birkaç kelam etmek istiyorum. Kıymetli Zeybek Beyefendi, büyük devlet adamlığı yanında Türk dünyasının tanınmış ve birçok alanında birçok işleri olan, ki işler kelimesini bilinçli şekilde kullanıyorum, hali hazırda öyle. Öğretmen vasfıyla siyasetçi vasfını zaten tartışmaya çok gerek da beceremiyorum. Yok. Estağfurullah. İstirham ederim efendim. Fakat şunu söylemek istiyorum. Soruyorlarmış neden Oktan Bey böyle diyor diye. Aslında sadece bendeniz bu fakir söylemiyor. Gönlü açık, aklı açık, gözü açık, işin ehilleri, herkes şu kelimeyi tekrar ediyor. Gel artık baş bu Zeybek diyor. Ya bir adama 40 gün deli dersen deli olurmuş. Siz de bana 40 günü geçti artık diye diye galiba alışacağım bu sefer ama beklerim demeyene incinmeye başlarım. Niye demiyor bana başlık falan diye. İnsan tabiatında böyle bir durum da var. Evet. Buyurun. Sorular. Fatih Yıldız. Türkiye'ye İslamcılık mı getirilmeye çalışılıyor? Estağfurullah efendim. Birkaç kelime sarf etmek istiyorum. Ondan sonra yine duayen kelimesi birazcık yabancı bir kelime. Biz mümkün mertebe Türkçe kelimeleri kıymetli Zeybek Beyefendi'nin özellikle üzerinde durduğu bir konu olduğu için dikkat ediyoruz. Piri diyelim. Aslında Türkiye'ye kıymetli başvurumdan da bu konuyu özellikle öğrenmek isterim. Önemli bir soru. İslamcılık hiçbir zaman gelmeyecektir diye düşünüyorum. İslamcılık. Bu sonu cılıkçılık meseleleri, cılıkı çıkarma anlamında latife yapmıyorum. Şimdi bilimsel birkaç kelime kullanmak istiyorum. Aslında Türkiye'nin kendi şahsına ait siyasi tarihine baktığımız zaman bir İslamcı hareketi yok. Yani kendi topraklarından doğan bir İslamcı hareketi yok. Ha, çok öncelere gidersek, işte 700'lü yıllara falan gittiğimiz zaman Hacı Bektaşi Veliler, Yunus Emreler, Mevlana'lar bu topraklarda zuhur etmiş gönül erleri var. Onların bir anlayışı var. Daha önceye birazcık daha gittiğimiz zaman Hoca Ahmet Yesevi, Piri Türkistan'ı, Türkistan'dan getiren o anlayış ve Mansur'un, Hallac'ın ve o gönülleri, Horasan erenleri diye tabir ettiğimiz hareketin özellikle feodal yapıda, yani toprak alanında da hiyerarşik bir düzen kurup işlemesi, gittiği yerleri yeşertmesi
anlamında bir kültürü var. Fakat İslamcılık biraz siyasi, ideolojik bir terminoloji olduğu için yok. Hemen ispat edelim. Bizim Türkiye'deki yakın tarihimizdeki İslamcı hareketleri tamamen ithal. Baktığımız zaman tercüme üzerine yapılmıştır. Afganistan'dan tercüme edilmiş. Hindistan'dan tercüme edilmiş. Mısır'dan tercüme edilmiş. İşte Müslüman Kardeşler Örgütü falanlar, Ünnisiler, Hulisiler, şunlar bunlar vesaire derken anlık ve periyodik zamanlarda belli bir siyasi parti eğer mütedeyyin ve muhafazakar diye tanımlıyorsa kendini, işte parantez içerisinde biraz marjinalite konuşacaksak İslamcı diye tanınan bir parti varsa hemen onlar o sembolleri, tercümeleri sahiplenip slogan haline getiriyorlar. Filistin Kurtuluş Örgütü. Yıllar önce hatırlayacaksınız, yaş itibariyle aynı jenerasyonda olanlar bilirler. Bir hareket doğmuştu. Fakat baktığımız zaman menşeine yine kendi topraklarına ait olmadığını, neden bunu söylüyorum? Türkiye'nin kendi bağrından çıkan bir İslamcılık hareketi olmadığı gibi, ithal olduğu gibi aslında İslamcı dediğimiz İslam ülkelerinde de bu hareketlerin temelinde yok. Bazı partileri, sosyalist partiler, Hamas, işte bizimkiler bağırıyor Kudüs şudur falan filan, ben de defaatle yazı yazmışımdır, şey yapmışımdır, bu konuyu destek vermişimdir falan ama bir müddet sonra baktım ki işin çok farklı yönleri var. İngiltere uzanıyor, İsrail uzanıyor, emperyal ülkeler uzanıyor vesaire. Birileri İslamcılık ithal ettiriyor, yani ihraç ediyor, empoze ettiriyor. Biz de empoze edilmiş, ithal edilmiş İslamcılığı Türkiye topraklarında siyasi atraksiyon olarak kullanıyoruz. Bakın yakın zamanda bir şey, şu işaret. Rabia diye Mısır'da yeni doğdu değil mi? 3-4 senelik hikaye, işte üstü mübarek meseleleri, olaylar olduğu zaman o meşhur Tahrir Meydanı'nda bir kızcağızın işte vefat etmesi sonucu biri kalktı şöyle yaptı. Orada 5-10 kişi yaptı fakat Türkiye'de tanındı. Hemen ithal. Basit bir sembolü dahi Türkiye siyasal İslamcıları kendinden doğan bir hareket olarak sembolizesini seçemiyor. Başbuğum daha iyi bilir. Ben kısa keseceğim. Mesela Türk İslam sentezi dediğimiz zaman, İslamcılık gelir mi dediniz de, işin birazcık ideolojik noktasını konuşuyorum da, ülkücü hareket, Türk İslam sentezi falan yapıyordu. Hiç olmazsa kendi işaretlerimiz vardı. Bozkurt, Türklerin sembolüdür. Bu da MHP'ye falan mal edilmemeli. Yani çünkü daha önce MHP'de bu işaret yoktu. Tarihini biliyoruz. Türklerin kadim sembolüdür. Fakat Türk İslam kelimesi olmasına rağmen, ki ondan da daha sonra bir parti merhum oldu, başkanı şehit olan Muhsin abi rahmetli vesaire ayrıldı. Biraz daha İslamcılığı milliyetçilikle, milli kavramlarla harmanlayarak ön plana çıkarmak istedi. Fakat yine baktığımız zaman söylemler, ki o partiyi veya o hareketi şu anda konu etmiyorum, genel mahiyette söylüyorum, Saadet Partisi de böyle. Filistin davamız, şu davamız, bu davamız, milli görüş, tamam eyvallah, onda bir sıkıntı yok. Ama İslamcı jargonunu konuştuğumuz zaman hep ithal ve tercüme. Efendim Hindistan'da Muhammed Rabbani'den, şuradan bilmem neden falandan, kendi topraklarındaki Mevlana'lara şimdi atıf edelim tekrar, Yunuslara, Hünkar Hacı Bektaşlara, Hoca Ahmet Nesivilere, bunların neden siyasal oluşumda yeri hiç olmadı? Bunları da bir zümre belki kitaplarında etnografik olarak kullanması da yine bir İslamcılık adına bir şey olmadı. Yani Türkiye İslamcılık gelir mi? Sosyolojik açıdan bahsedelim. Şu anda yaşanan İslamcılıksa zaten İslam diye bir şey söz konusu değil dünyada. Ve kimse de Türkiye'de yaşanan İslamiyet adına olan hadiseleri, camiye referandumu sokmaları, adaletsiz davranmalar, hacca bile ya, bundan önceki işte Davutoğlu yargılanmalıdır. Hem Allah katında yargılanacak hem Türkiye'de yargılanacak. Bunların kaçışı yok. Kabe'de şov yaptı, biz burada gösterdik bu ekranlarda. Yani Beytullah'ta. Tamamıyla ne sosyolojik açıda ne siyasi açıdan ülkeye İslamcılık gelmez, ithal edilir. Bugün bu parti gider, yarın öbür gün kolay kolay bir daha mütedeyyin bir partinin geleceğini düşünmüyorum bir 30 sene kadar. Bu bir fırsattı. O fırsatı da çok aslında uç noktalarda konuşmak da istemiyorum. Faydalanmadılar. Yani gönülleri fethetme adına, Allah'ın vermiş olduğu, inanıyorlarsa, yaratıcının vermiş olduğu imkan adına
maalesef ki onları iyi yönde kullanmamaları ve bu hale getirmeleri yüzünden aynı zamanda dünyada İslam ümmeti palavrası, ümmetçi palavra, yani ümmet. Nerede bu ümmet diye sorduğumuz zaman hali hazırda ümmet nerede, yok. İşte kuru propagandist, ithal edilmiş İslamcılıkcılık kelimesi bu. İslam münezzehtir. Türkiye'ye Müslümanlık gelir. Müslüman olursak, bir hadisi kutsi de var, neye layıksanız onunla yönetilirsiniz diyor. Eğer İslam kaidesine inanacaksak burada çok açık ve net. Müslümanlık ayrı bir şeydir. İslamcılık ayrı bir şeydir. Getirilmeye mi çalışılıyor? Hayır. İşte ithal edilmiş, empoze edilmiş Siyonistlerce, emperyalistlerce ve global kapitalizm, ki kıymetli başbuğum birazdan onu açacaktır. Çünkü o işin hakikaten biz kendilerinden öğreniyoruz. Çok geniş ufku ve bilgileri var o konuda. Bu ülke topraklarına ait bir İslamcılık yoktur. Bu ülke topraklarına ait milli kavramlar vardır. Milliliğin içerisinde maneviyat vardır. Maneviyata baktığımız zaman bu topraklardan zuhur eden Mevlana'lar, Hoca Ahmet Yeseviler, Yunuslar, Geyikli Babalar, Sarı Saltuklar, Hünkar Hacı Bektaşlar vardır. Bunları ötele, oradan falan bilmem ne zat. Kıymetli başbuğum daha güzel söylüyor. Zattır, zuttur, radıyallahu anh dediğin zaman kıymetli olan ismi ve cismi bilinmeyen, aslında literatürde de olmayan insanların ideolojik olarak küresel güçlerin oyuncağı olmuş bir kısa vadeli atraksiyonlar var. Şimdi bu gidecek, şu dört işareti bitecek. Çünkü oradan alınıyor, tahlil meydanından çıkıyor. Ya senin hiç mi bu topraklarda orijin bir şeyin yok ya? İşte bunu da Müslüman kardeşlerimiz anlasınlar. Bu ne sonucu doğuruyor dersek oraya girmeyeceğim. Çünkü sosyolojik, psikolojik birçok meselesi var. İşte IŞİD'i doğurdu. Birçok adını sanını duymadığımız El-Kaideler falan meşhur olduğu için ismini söylüyoruz. 200 küsür tane İslamcı, altını çiziyorum, dünya raporlarında geçen İslamcı terör örgütleri. Ya hepsi birbirini öldürüyor. Birbirini derken kimi öldürmüş oluyor? Müslüman öldürüyor. Ya bir de böyle bir kavram var. İşte bunu ülkeye ne kadar getirme? Hayır. Birilerini sömürüyorlar bu ülkede. Ben bu konuda da kıymetli Zeybek Beyefendi'den bu soruyla ilgili cevap istirham etmek istiyorum efendim, öğrenmek adına. Siz çok güzel anlattınız. Ama soru çok kapsamlı, çok geniş bir soru. Yani günlerce konuşulabilecek bir soru soruldu. Onun için ben de bazı katkılarda bulunayım. Siz şu dört işaretini gayet güzel vurguluyorsunuz. Dört. Niye dört? Yani ne var oradaki dört? Aklıma bir fıkra geliyor. Hani adam birinin adını Ördek Osman'mış. Çok da kızarmış Ördek Osman denmesine. Bir gün arkadaşının biri demiş ki, ya bugün havada çok yağmurlu. Tokatı basmış. Ne vuruyorsun demiş. Sen bana Ördek Osman dedin. Ya ne zaman dedim ben böyle? Yağmur yağınca ne olur? Göl olur. Gölde ne yüzer? Ördek yüzer. Öyleyse sen bana ördek dedin. Şimdi bu hikaye gibi, bu Rabia da ne? Efendim, meydanın adı Rabiyetül Adeviye Meydanı. Rabiyetül Adeviye de işte İslam tasavvuf tarihinde çok önemli bir kadın evliya, malum. Yani bilinen, hakkında kitaplar yazılan bir kişilik. Meydanın adı Rabiyetül Adeviye. Rabia da dörtlük, dördüncü falan, dörtle ilgili olduğuna göre. Ne yapacağız? Biz o eylemleri de orada yaptığımıza göre, öyleyse böyle yaparsak öyle olur. Demiş birileri. Ama Türkiye'de ciddi ciddi görevlerde bulunan insanlar aldılar bunu, geliştirdiler, ettiler, eğdiler, büktüler falan. Ya ne var yani dört? Acaba bu anlattığımı o çok yüksek yerlerde oturan zevat biliyor mu? Hiç emin değilim. Hiç emin değilim. Çünkü onlar İmam Hatipler'de okudular ama Erbakan Hoca'nın dediğine göre okurken kaçıp top oynuyorlarmış falan. Onun için de pek dini de öğrenmemişler gibi geliyor bana. Şimdi işin bir başka yönü. Yani bu işin şaka yönüydü. Bir de ciddi yönü var. Türkiye'ye İslamcılık mı getirilmek isteniliyor? Değil mi? Böyle mi sordunuz? Evet, İslamcılık. Şimdi cılık sözü Türkçe'de
yabancı yani batı dillerindeki izm sözünün karşılığıdır. İzm. O, yani o izm olurculuk Türkçe'de. İslam bir din. İslam bir din. Yani aslında İslam'ın din olmaktan, ya yani bir din olmaktan başka anlamları da var da, ama biz İslam kelimesine yüklenen özel anlamıyla Müslümanlığın bir adı da İslam olmuş. Müslümanlık olmayan İslam da vardır. İslam olmayan Müslümanlık da vardır. O işin daha derin bir tarafıdır. Ama netice itibariyle İslam dini, din olan İslam ne için vardır? Peygamberin ifadesiyle güzel ahlakı tamamlamak içindir. Mesele bundan ibarettir. Yani dinin amacı insanların ahlaklı olmasını sağlamaktır. Nasıl ahlaklı olmasını sağlamak? Dürüst olacak. İnsanlara eziyet etmeyecek. İnsanları düşman görmeyecek. Kin tutmayacak. İnsanları üzmeyecek. Adaletsizlik yapmayacak. Hırsızlık yapmayacak. Kimsenin malında, canında, özgürlüğünde gözü olmayacak. Yani yakaladığını şunu yaptın diye içeri atmayacak. Onun acısını yaşayacak. İçeri attığı insanın maaşını kestiği zaman onun ailesinin neler yaşadığını bilecek, o acı içinde duyacak. Başka kamu malına el uzatmayacak. Kamu malına haksız yere, hilelerle bir yerlere gelmeyecek. Sahte sınavlarla yandaşlarını bir yere getirmeyecek. Ahlaklar, ahlak bu. Yani ahlak dediğin ne? Muallakta bile yok mu? Ahlak deyince bunlar kastediliyor. E peki, İslamcı olarak sayılan gruplarda diyorum, grupta demiyorum. Çünkü İslam'ı referans almak demek, İslam'ı ideoloji haline dönüştürmek demektir. Din olmaktan çıkarılıp da ideoloji haline dönüştürülen İslam, artık asıl amacını kaybeder. Ahlak ve erdem önemli değildir. Önemli olan nedir? Ritüellerdir ve mensubiyettir. Yani bizde mi değil mi? Ve ondan sonra namaz kılıyor mu? Kılıyor. Peki, hacca da gidiyor. Oh ne güzel. Zekatı geç. O olmasa da olur filan. E oruç da tutuyor. Akşamları da Allah akşama kadar aç kalıyor. Akşamda öyle bir sofra ki, kral sofrası. Çorbası, baklavası, böreği, pilavı, eti, ne bulursa tıkınıyor. Sonra gidiyor teravih namazı. Fıttır buttır 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 böyle en hızlı kim kıldırıyorsa en iyisi o. Jet imamlar arkasında. 19, ya öyle bir imam var ki bizim mahallede. 19 dakikada bitiriyor. Oh ne güzel. Ondan sonra da her herzeyi bir de yılda bir defa ya da o kadar paran yoksa saat sağ oradan buradan borç al. Yılda da ömründe bir defa da hacca git. Oradan da oh arın. Tertemiz ol. Her şey silindi. Haç böyle arındırdı. Bitti. De. Oh ne güzel Müslümanlık. İslam diye anlatılan bunlar. Ahlak, erdem, bilinç, Tanrı'ya yakın olmak. Nerede onlar? Onlar yok. Şimdi bir de bu ideoloji haline dönüştürülünce bu İslam. Bir de bu İslam yani. Bu amacının dışına çıkmış. Geliş sebebini unutmuş. Ya niye gelmişti bu İslam ya? Ya bu din niye? Neydi bu filan? Unutmuş. Bu İslam'ı bir de ideoloji haline dönüştür. Sonra günde 5 yetmiyor 7 vakit namaz kılan. Tapınma. Adamlar. Evet. 7 vakit namaz kılan adamlar geliyorlar. Efendim yetiştirdikleri işte bir takım asla Türk subayı olamayacak sahte subaylar, sahte generaller,
Ne generali onlar yani. Geliyorlar, insanları bombalıyorlar. Binaları bombalıyorlar. Genelkurmay Başkanı'nın günlük konuşmalarını kayda alıp CIA'ya gönderiyorlar. Ha biz İslamcı bunlar. Niye? Çünkü bu ideoloji haline getirilmiş olan dinde hiçbir ölçü, ilke falan kalmaz. Felaket burada başlıyor yani. Din ideoloji haline getirildiği zaman amacının tam tersine hizmet eder. Yani kazma ne içindir? Yeri kazmak içindir ama adam da öldürülür. Bıçak ekmek kesmek için de kullanılır. İnsan kesmek için de kullanılır. Dolayısıyla ne yazık ki yani bu sahte, uydurulmuş, çoğaltılmış, garipleştirilmiş, cübbeleştirilmiş efendim dinin, bir de şalvarlaştırılmış dinin, dün akşam gelirken yakıt yerinde bir takım insanlar gördüm böyle. Hepsinin kafasında sarık, şalvar, cübbe falan. Tahmin ettim nereye bağlı olduklarını. Cübbeliler denmiş onlar da. Niye? Sünnet-i seniyeymiş. Ya peygamber cübbe mi giyiyordu? Peygamberin şalvarı mı vardı? Nereden çıkarıyorsunuz bunu ya? Peygamber o entarı giyerdi. Niye? Çünkü zaten Arabistan'da öyle şalvar, malvar giyilmez yani. Çok sıcak çünkü. Dolayısıyla orada peygamber entarı giyerdi. Onun sarığı da sizin sarıklardan falan değildi. Yani siz böyle kafanıza bir fes geçiriyorsunuz. Çevresine de bir bez sarıyorsunuz. Hatta bu Diyanet falan naylon da geçiriyor. Onun üzerine naylon bir değil. Evet oğlum, kirlenmesin diye. Kirlenmesin ya, bu kadar diye. Da üçkağıtçılık olur mu diyeceğim de. Affınıza sığınıyorum. Ya bu Diyanet İşleri Başkanı'na dedim ki ya bu kadar sarık önemliyse bari peygamberin sardığı gibi sarın dedim ya. İmam Rabbani mektubatında sarık sarıldıktan sonra ucu önüne mi bırakılacak, arkasına mı bırakılacak konusunu uzun uzun incelemiş. Çok önemli ya. Ya iyi de o sarığı Ebu Cehil de sarıyordu, Ebu Leheb de sarıyordu. O dönemin Arap adetiydi yani. Ama illa peygamber de sarıyordu diye. Saracaksan onun gibi sarın. Yoksa bir fes kafalı bir herif var yani. O fes kafalı, o püskül sallandırmış, sen de böyle bir bez sarıyorsun falan. Din bu hale, karikatür bu, din kendisi değil. Bu dinin karikatürüdür ve bunun cılığı yapılıyor. Evet. Bu bir felakettir. Öte yandan sonuçta ne oluyor? Yani din böyle olunca efendim bir Şikafi Hazretleri Bağdat sokakta, Bağdat da yok o zaman ya. Bağdat sokaklarında dolaşırken kediler ve köpekler çiş yapmıyorlardı ki ayakları izlenmesin diyen profesör, doktor, Hatipoğlu, bak. YÖK üyesi. Vay bilime bak, bilime bundan sonra. Bir eksiği var. Büyük mucidimiz, sizin gündeme getirdiğiniz, yanmayan kefen icat eden cübbeliyi de onun başına getir oturt. Ondan sonra onların bakanı olarak da Yunanlılar kazansaydı da medrese kapatılmasaydı diyen adamı da getir. Diyanetten sorumlu devlet bakanı yap. Ey geleceğin muhayyel C başkanı. Oh ne güzel. Türkiye tam İslamcı olur ve çukurun içine girer. Evet. Bu inanç, bu din insanları ancak çukura sokar, çukura. Bu yeni değil. Yani bu tür gelişmeler sonucunda bakın, bizim üç büyük filozofumuzun din ve peygamberler hakkındaki sözlerini söyleyeyim de izleyicilerimiz şaşırsınlar. Ben söylemiyorum ha. Razi'yi duydunuz. Farabi'yi de duydunuz. İbn-i Sina'yı da duydunuz. Razi diyor ki, Ebu Bekir Razi, 9. 10. asır. Diyor ki, yani Allah insanlara akıl vermiştir. Vicdan, adalet duygusu da vermiştir. Allah bütün insana bunları verdiğine göre peygamberlere ne gerek var ki diyor. Bak şimdi ya. Ve peygamber falan da yoktur diyor.
Bunlar diyor zararlı olmuşlardır çünkü sonunda taassup doğmuştur diyor. Şimdi Razi bunu söylüyor. Farabi ona itiraz ediyor, hayır diyor. Farabi diyor ki peygamberler haktır. Ama filozoflar onlardan daha yüksektir. Çünkü filozoflar akılla bulurlar gerçeği. Peygamberler ise nakil yani vahiy, o da muhayyiledir ve bulanıktır diyor. O da onu söylüyor. İbn Sina ise diyor ki hayır, en yükseği peygamberlerdir. Çünkü onlar akıl yoluyla vahye kadar ulaşırlar. Ama bunlar tartışılmış. Bakınız. Bunlar tartışılmış. İslam uygarlığı böyle ortaya çıkmış. Biz tabii ki İbn Sina'nın görüşlerini kabul ediyoruz. O ayrı bir bahis. Ama bunlar tartışılmış. Bir onlara düşün, bunlar yani alim diye ortaya, bunlar bütün bilimleri biliyor, dönemin bütün bilimlerini biliyorlar. Farabi diyor ki ne kadar bilimde derinleşirsen, aritmetikte, geometrikte, matematikte, cebirde, gök bilimde, tıpta ne kadar derinleşirsen o kadar felsefede derinleşirsin ve o kadar Tanrı'ya yaklaşırsın. İşte bu anlayışın meydana getirdiği, coşkunun ürettiği İslam uygarlığı, Batı'yı karanlıktan çıkaran İslam uygarlığı nerede? Nerede bunların cılıkmış İslam'ı? Evet. Bu cılık İslam can. Yani bir de buyurduğunuz gibi bu teravihler falan meşhur da artık, jet imamlar falan. İbadet şekillerini de her cami kendine göre cemaat oluşturmuş ve değiştirmiş. Burada bir ara verelim ve siz devam edin. Bir aramız var, sonra devam edelim. Bey, Kerkük üzerine bestelenmiş parçayı söyleyince, bu türkü değil değil mi? Türkü mü? Yoksa beste mi? Anonim efendim. Anonim, türkü. Anonim, yani evet. Türkü. Şimdi benim çantamda şöyle bir gazete var. Evet. Kerkük. Neden? Çünkü Kerkük'e Barzani bayrağı asıldı. Zaten bir süredir Kerkük'ün valisini, kaymakamlarını falan onlar atıyorlar. Ve kendi dilleri de resmi dil ilan ettiler. Kerkük Türk şehri. Ne oldu? Niye Kerkük'e sahip çıkılmaz? Kerkük bizim milli meselemizdi. En kötü anlaşmada bile bizim hakkımız var, söz hakkımız var. Ne oldu bizim söz hakkımıza? Ya bunların sorgulanması lazım. Kerkük'e sahip çıkılması lazım. Kerkük'e sahip çıkmazsak nereye sahip çıkacağız? Kerkük'e sahip çıkmayan bir Türkiye, Türk dünyasında nasıl bir yere düşer? Bunları düşünmek lazım. Sizin bu konuda ve biraz önceki başladığınız konuda söyleyeceğiniz sözler. Estağfurullah başbu. Bu konu daha önemli aslında. Malum haliniz geçtiğimiz haftada programda anlatmıştım. Ankara'ya gelip o Kürdistan paçavrası bayrağını Ankara'da Türk bayrağına eş ve denk olarak astıkları zaman zaten Kerkük'teki bu hadiseleri onaylamış anlamı taşıyordu. Ve buna milliyetçilerin başındaki şahsiyet Bahçeli göz yummuş, tasdik etmişti. Eleştirdik. Bir yazılı açıklamayla aymazlık mı, müsteşar mı asmıştır, bürokrat mı asmıştır gibi saçma sapan çoluk çocuk kandıracak. Ya onları bile kandıramaz da meselelerle Kerkük'te, %100 Türk şehri olan Kerkük'te bu tablonun oluşmasına müsebbip olmuşlardır. Aslında efendim öyle bir oyun oynanıyor ki medyaya bakıyoruz. Yani akıl ve hafsala almıyor. Bir hafta önce bu adam senin yanındaydı. Adam kelimesini altını çizerek söyleyelim. Adam falan değildi o. Geldi, bayrağını çektin. Bir hafta sonra gitti ve bu hadiseler yaşandı. Şimdi de diyor ki orayı izliyoruz. Ya bu adama sen abi demiyor muydun, Davutoğlu denen başbakan? Mesut abi diyerek devlet protokolleri ve tahammülleri çiğneyerek, diplomasisini çiğneyerek Ankara'ya çağırmıştı. Mesut abi demişti. Yani bu arşivlerde var. Peki bu Mesut abiniz şimdi orada Türkleri
yerlerinden yurtlarından ettiği gibi dillerini, kültürlerini yok ederken ve o paçavrayı bütün kamu kuruluşlarına, ki bizim orada bir sürü dostlarımız var, şunu da söyleyelim. Yani biz Kerkük'teki bütün dostlarımıza, Türk kardeşlerimize selam olsun. Devletimiz, inşallah bunu beyin devletimizden bahsediyorum, ciddiyetle izliyorlardır. Bu AK Parti ve bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugünkü zihniyetinden hiçbir şey beklemesin Türk dünyası. Geçtiğimiz gün Sayın Cumhurbaşkanımız bizim Türklük diye bir derdimiz yok, Türklük falan yok dedi. Yani öyle bir niyetimiz yok dedi. Lazlık, Kürtlük vesaire falan sayıyor, Türklüğü de araya sıkıştırarak biz Türkçüyüz, bizim Türklük diye bir davamız var. Ana unsur Türkler. Dolayısıyla böyle bir şeyimiz yok demek. Bakınız kendi lisanlarıyla, halleriyle ve izahatleriyle zaten ne olduklarını, ne yapacaklarını da açıklamaktadırlar. Şunu da herkes bilsin. İktidarlar gelip geçicidir. Bunlar da gidecek. Hiç şüpheniz olmasın. Allah hayırlar verecek inşallah, göreceksiniz. Her iki maddede de gidecekler. Hiç sıkıntı yok. Kerkük, Musul, Türk şehridir. Türk kalacaktır. Barzani denen çakal ittir it kalacaktır. Bu kadar basit. Bunu herkes bilsin. Evet. Yani bu önemli konu. Bizi dinliyorlar Kerkük'ten. Evet, evet. Tuzurmatu'dan. Telafer'den. Irak Türkmenleri de dinliyor. Yani Türkmenleri diyor da Türkler yani. Türk, Türk, Türkmen aynı şey. Irak Türkleri de bizi dinliyorlar. Ve yani bir böyle ses bekliyorlar. Yani Türkiye'den kendilerini hala unutmayan insanlar olduğunu da bilmek istiyorlar. O yüzden biz bu konuşmaları yapmalıyız. Evet, bunlar gider, kayalar kalır. Yel kayadan ne yaparır diyelim ve Kerkük bizim milli davamızdır diyelim. Şimdi bu arada Kerkük niye bizim sınırlarımız içinde değil? Misaki milli sınırlarındaydı Kerkük Musul. Musul vilayeti misaki milli sınırlarındaydı. Ve Atatürk'ün orayı fırsatını kollayıp alma düşüncesi vardı. Hiç de ölünceye kadar da bu düşüncesinden geri dönmedi. Nitekim Hatay'ı da aldı Fransızlar elindeyken. İngilizlerin elindeki Musul vilayetini de alacaktı eğer ömrü vefa etseydi. Lozan'da bu konu çözülmedi. Yani Musul İngilizlere verilmedi. Lozan'daki bir madde bu konu sonradan İngiltere ile Türkiye arasında görüşülsün denildi. 1924'lerde bu konu gündeme geldiğinde görüşmeler döneminde Güneydoğu'da bir isyan patlak verdi. Şeyh Said isyanı. Ne şeyhi? Geçiniz. Şeyh Said isyanı patlak verdi. Şeyh Said isyanın arkasında İngilizler vardı. Kesin bu. Ve Musul ve Kerkük için, Musul ve Kerkük görüşmelerinde Türkiye'nin elini zayıflatmak için İngilizler Şeyh Said denen bu haini kışkırttılar, beslediler, desteklediler ve Türkiye'ye saldırttılar. Türk insanına saldırttılar. Şeyh Said bir haindir. Şeyhmiş. Neyin şeyhi? Şeytan şeyhi. Şeyh Said bir haindir. Onun yüzünden bugün Musul ve Kerkük Türkiye'de değil. Ve bu bir gerçek. Ama ne oldu ya bu dönemde Şeyh Said'in heykeli dikildi ya? Ne oldu, aklınızı nereye gönderdiniz? Vicdanınız nerede? Milli duygunuz hiç mi yok? Ve sonunda yapacaklarını yaptılar. Evet.
her evet Şeyh Said ve arkadaşlarına bir Fatiha'dır. Yanında bizim yakışıklı, güzel, abidik gubidik başbakanımızın yani abidik gubidik lafının ne anlama geldiğini ben bilmiyorum da. Bir başbakan söylemişse çok derin anlamlar ifade ediyordur efendim. Çok derin anlamlar vardı. Gerçekten bilmiyorum. Biz de bilmiyoruz efendim. Ne demek? İnceleyeyim onu ama abidik gubidik başbakanlar geliyordu falan dedi kendisi. O zaman demek ki kendisi de abidik gubidik oluyor o zaman. Abidik gubidik iki tane unsur sayıp. Acaba bu abidik mi gubidik mi? O da önemli efendim. Tartışılması lazım efendim. Şimdi onun resmi, o güzel resmi onun. Güzel, yakışıklı, iyi bir insan o. Bilmiyor ya işte ne yapsın işte. Yani insanları uygun olmadıkları yere getirince sıkıntı başlıyor. Ve şöyle, her evet Şeyh Said ve arkadaşlarına bir Fatiha'dır. Bu mantıkla gidersek her evet o zaman ihanet olur. Demiyoruz. Hani Fatih Bey bir soru sormuştu, İslamcılık. İşte bu İslamcılık, Fatiha'yı bak nereye getirip koyuyor. Ya inancı olan bir insan, inancı olmasa bile bu son derece önemli, insanlık tarihinin en önemli kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e saygısı olan bir insan getirir de Fatiha'yı böyle bir yere yazar mı ya? Fatiha işte cılık bu. Tamam, sizin sorunuzun Fatih Bey bir cevabı da burada işte. İslamcılık yani her evet Şeyh Said'in ruhuna bir Fatiha'ymış. Vay. Buraya kadar mı geldiniz? Heykelini diktiniz yetmiyor mu? Şeyh Said'in heykeli dikiliyor. Heykeli. Şeyh Said görseydi zavallı, ya siz ne yapıyorsunuz? Beni put mu yaptınız filan derdi. Değil mi yani? O işte sözüm ona şeyhmiş falan. Cumhuriyeti beğenmemiş sözüm ona. Hilafeti ve şeriatı getirecekmiş sözüm ona falan. Ve sonunda tabi bölücülük hareketine girişti ama ya Türkiye'yi bakın söyleyeyim, ne Şeyh Said bölebilir? Türkiye'yi ne Şeyh Said bölebilir? Ne bilmem o işte o, bir takım uyduruk isyanlar bölebilir. Ne de PKK denilen katiller sürüsü bölebilir. Türkiye'yi bunlar bölemez. Çünkü Türkiye çok sıkı bir tekil devlet olarak kurulmuştur. Çünkü Türkiye'de eyalet sistemi yoktur. Eğer etnik eyalet sistemi olsaydı Türkiye bölünürdü. Ama cumhuriyeti kuranlar, başta Mustafa Kemal Atatürk, akıllıca bir üniter devlet kurdular. Dolayısıyla öyle PKK şu bu falan bölemez. Ama Türkiye'yi yönetim erkini eline geçirmiş olanlar bölebilir. Nasıl bölebilir? Eyalet sistemi ne olacak? Korkmayın eyalet sisteminden diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Osmanlı'da da vardı eyalet sistemi diyor. Kürdistan eyaleti vardı. Lazistan eyaleti vardı. O mantığa göre bir de Teke eyaleti vardı. Evet yani. Hatta Bayburt eyaleti vardı. Yani 15. asırdaki haritalara bakarsanız Türk İmparatorluğu batıda yapılmış haritalar. Türk İmparatorluğu Bayburt'u da bütün o bölgenin üstüne koca harflerle yazmışlar. Yani sen onları görünce ya da sen sözü saygı samimiyet anlamında söyledim yani. Hakaret falan gibi bir düşüncem olamaz. Niye edeyim? Ama eleştiri yapabilirim. Eleştiri yapıyorum. Eleştiri hakkımı kullanıyorum. Diyorum ki Sayın Cumhurbaşkanım, Osmanlı'da eyaletler vardı, doğru. Ama onlar hep gitti. Eyalet dediğimiz yerler bugün bağımsız devlet oldu. Ama Kürdistan diye bir eyalet yoktu. Lazistan diye bir eyalet de yoktu. Onlar sadece bölge adıydı. Lütfen,
Lütfen arı kovanındaki arılar kadar çok olan bu baş danışmanlarınızdan tarih bilen birisine sorun ya. Var mıymış efendim? Ha? Öyle birileri var mıymış? Yani işte. Çoğunu tanırım arkadaşım da. Öyle onlar mi? Da bize soruyor. Tarihçi. Evet. Peki. Buyurun. O zaman başbuğum şöyle diyebiliyor muyuz? Bu referandum değil aslında bir federandum. Onun için dikkatli olmak çok gerekiyor. Çok güzel. Federandum. Evet.